Herkese merhabalar. Sunumu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, garantili bir tarifle geldim. Hem kolay hem pratik, sütlü bir tatlı yapacağız. Buyurun tarifine geçelim. İlk olarak kadayıfımızı hazırlayacağız. Bir tavamın içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Tereyağım eridikten sonra yarım kiloluk kavanozun yarısı kadar kadayıf ekliyorum. Kavrulmuş kadayıf. 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Daha sonra tüm malzemelerimin böyle 2-3 dakika kavuruyorum. Böyle iç içe geçmesi için, böyle daha lezzetli kıvam alması için şöyle bir spatulamla çok iyi bir şekilde kavuruyorum. Ardından yarım fincan kadar çekilmiş ceviz ve yarım çay kaşığı toz tarçın ekleyerek tekrar spatulamla karıştırıyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kadayıfımız hazır. Şimdi ise muhallebisini hazırlayacağız. Bir tenceremin içerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un ekliyorum ve ardından en son olarak ise 4,5 su bardağı süt ekliyorum. Çırpıcımla çok iyi bir şekilde çırpmam gerekiyor ki topaklanmaması lazım. Bu topaklanan şu görmüş olduğunuz top top unlar da topaklarının giderilmesi gerekiyor çırpıcı ile birlikte. Şimdi çok iyi bir şekilde çırpalım. Daha sonra ocağa koyarak görmüş olduğunuz gibi sık sık pişesiye kadar, böyle kıvam alasıya kadar çok iyi bir şekilde çırpacağım. Son olarak ise 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekleyerek tekrar çırparak karıştırıyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. Burada bir püf noktası vermek istiyorum. Muhallebimizi baştan sona kadar pişip kıvam alasıya kadar durmadan devamlı bir şekilde çırpıcı ile çırparak karıştıralım. Eğer çırpmazsak muhallebimizin dibi tutar. Mutlaka karıştıra karıştıra pişirelim. Gördüğünüz gibi muhallebimiz hazır. Hazırlamış olduğumuz muhallebiyi şöyle görmüş olduğunuz gibi çömlek kapların içerisine koydum. Siz isterseniz cam kasenin içine koyarak da hazırlayabilirsiniz. Benim toplam 5 çömlek kaseye denk geldi arkadaşlar bu muhallebi. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, beğenmiş olduğunuz videolarımı arkadaşlarınızla, çevrenizdeki kişilerle paylaşırsanız kanalımda büyümemde de yardımcı olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz her zaman benim için çok önemli ve çok kıymetli. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 5 tane çömlek kaseye muhallebim denk geldi. Hazırlamış olduğum kadayıfı da şimdi üzerlerine gelecek şekilde ekliyorum. Çok lezzetli, çok garantili bir tarif. Herkesin beğenebileceği bir lezzet. Ve muhallebisi de aşırı lezzetli arkadaşlar. Ne çok şekerli ne çok şekersiz. Tam kıvamında bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir gün beklediği zaman da çok güzel böyle kıvam alıyor. İçerisinde nişasta olduğu için. Kavrulmuş kadayıflarımızı üzerlerine gelecek şekilde hepsini ekledim ve tam tamına denk geldi arkadaşlar. Süslemek için ise ince ince dilimlemiş olduğum muzlarla süsledim ve servisimiz hazır. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir gün buzdolabında beklediği zaman daha da kıvam alıyor arkadaşlar. Benden tavsiye, mutlaka denenmesi gereken tatlılardan, kolay, pratik ve lezzetli. Sizler için her zaman gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz muhteşem tarifler paylaşıyorum. Ben 1 saat sonra çekmiştim arkadaşlar, bir gün bekletmeden. Böyle 1 saat sonraki kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Hatta böyle aşağı doğru biraz aktı, biraz akışkan. Ama bir gün bekleyince daha da kıvam alıyor. Evet arkadaşlar, bir tarifin sonuna daha geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Bir sonraki tariflerde görüşünceye dek hoşça kalın.